Efendim yeni bir gün, yeni bir program. Hepinizi saygı, sevgi ve hürmetle selamlıyoruz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Efendim dünden beri gelişmeler hayli yoğun. Hakikaten size yaklaşan seçimlerle birlikte. Efendim ondan evvel zaman akıyor ve seçim yaklaşıyor. Zaman akıyor, ilkbahar geliyor. Zaman akıyor, ömürler tükeniyor. Den girelim konuya. Zamanın ırmağında yaklaşan seçimler efendim toplumu karıştırıyor. Kafaları hakikaten sinirleri yükseltiyor. Sinir katsayısı diyorlar ya, yükseliyor siyasetçilerde. Bu daha fazla netice itibariyle seçim bir siyaset işi. Bu anlamda karşılıklı partilerdeki atışmalar parti içlerine yansıyor. Efendim onun dışında ülkemizde 21 Mart'la birlikte başlayan bir zaman kilometre taşı olarak yeni süreç, barış süreci, o konu hakikaten hepimizi sevindirir gibi yaptı. Ancak sevinme noktasında çok mu erken davrandık diyesi geliyor. Toplum bu manada gözünü, kulağını, ağzını, dudağını açmış bekliyor. Ne olacak, ne bitecek? Siyasetçiler de aynı beklenti içerisinde. Cumhurbaşkanı efendim onun dışındakiler bu konu üzerinde karşılıklı bir söz diyalogusuna da girdiler. Bu konuda nereye doğru gidiyoruz? Bunu fark etmek hakikaten zor. 21 Mart'ın o güzel efendim allı yeşilli renklere boğulmuş coşkusu yavaş yavaş yerini silahlara, silahların sözünün edildiği konuşmalara bırakıyor. Efendim evvela şu seçimler, seçimlerden sonra ne olacak, ne bitecek göreceğiz. Seçimlerden sonra olacak bitecekler üzerine en azından Arınç dedi ki 100 tane dosya var, seçimlerden sonra açıklayacağım. İlk seçimlerden sonranın gündemi belli oldu. Şimdiden başlığı attık biz, 100 dosya, nihayet 100 dosya geldi. Bakalım kimleri yüzüstü bırakacak filan diye yazacağız. 8 seçimlerden bir gün sonraki yahut da bir hafta sonraki gündemimizin dosya isimlerinden olarak dedikten sonra efendim şahsım, arkadaşlarım ve İnanç Uysal adına sizi bir kere daha selamlıyorum. Bugün özel bir konu, özel bir paragraf yapacaktım ama biraz bu zaman filan derken işi uzattım. Konuyu belki yarın konuşuruz. Sadece şu kadarını göstereyim size. Kırmızı bir kart. Efendim bu kırmızı kart üzerine bugün değil yarın konuşacağız. Bu da bir nevi televizyoncuların kamuoyunu yahut da seyircilerini meraklandırması noktasında yaptığı bir ön akıllılık. Biz de onu yapmış olalım. Bu kırmızı kartın hani 100 dosya açacağım diyor ya, ben de bir kırmızı kart açacağım yarın size. O konuyu böyle bir paragraf kısaca konuşacağım. Dedikten sonra sözü sevgili Uysaloğlu İnanç Bey'e bırakıyoruz. Zira o akşamdan beri haberlerde ince ince eledi, sık sık dokudu, konuları tespit etti. O konularla ilgili kendi yorumlarını da ekledi ona. Şimdi onu alacağız biz. Bize de fırsat verirse o konularla ilgili iki lafta biz söyleriz. Sonra ikinci ve üçüncü bölümümüzde kendi dosyamıza geçeceğiz. Kendini bil, haddini bil, neslini bil diye bir dosya açacağız. Silahların gölgesinde barış olmaz. Gökçek istifa et. Arınç'ın Gökçek istifa et Arınç. Arınç 8 Haziran'dan sonra görüşeceğiz. Bir önemli konu, hakikaten çok önemsedim ben. Gazetelerde çok belirgin olmadı ama Japon mühendis harakiri yaptı. Harakiri yaptı. Bu feci bir şey değil mi? Evet ya, ama çok feci, hakikaten intihar etti kısacası. O intiharı benimseyenlerden değiliz. Zaten inancımız da onu reddediyor. Ancak uzak yani, doğuda harakiri yani farklı bir şey. Bizdekiler de istifa etsin. Bizdekiler bize, de istifa bize yeter. Ben dosyamız bu konuyu görüşeceğiz. Dünden artan İslam dünyası kendini arıyor. En zor 100 yıl geride kaldı. Mehmet Görmez'in, Diyanet İşleri Başkanı'nın sözü dedikten sonra söz sizde diyoruz. Yani Anadolu deyimiyle buralarda böyle hani televizyon ekranlarında konuşmak belki biraz şey oluyor Anadolu deyimleriyle ama hani ortalık kelerinin balına döndü derler. Evet, öyle derler ya hakikaten. Yani biraz öyle oldu yani ortalık. Hakikaten. Konuşacağız zaten üzerinde ama şeyde bir cümle hatırladım. Bunları dün akşam izlerken o cümleyi bir söyleyeyim, ondan sonra başlıkları evet. Okuyayım. Dede Korkut'tan. Dedem Korkut der ki evet vardır düğün dernek davet fakat Oğuzlar da devlet olamaz dedikodu ile diye.
Yani onu şimdiden bir söylemiş evet, olalım ya, biz. Evet, bu atasözü gibi, darbe mesel gibi pek söylenmez ama önemli, bir daha tekrar edelim. Ama son kısmını Oğuzlar'da. Fakat Oğuzlar'da devlet olamaz dedikoduyla. Evet, önemli. Herkesin evet. Kulağına küpe olsun. Cumhurbaşkanı Suriyeli mülteciler için 5.5 milyar dolar harcadık demiş. 2 milyon mülteciden söz etti. Kızılay'da konuştu galiba. Evet, evet. Kızılay'da olağanüstü kongre vardı. Hı-hı. Türk Kızılay'ın olağanüstü kongresi vardı. Orada konuşmuş. 5.5 milyar harcamışız. Valla hani için içine girmeyelim, girelim, taraf olmayalım, zarar görmeyelim falan derken dünyada bizden başka bu işin, yani Suriye, Irak'tan sonra en çok zararını biz çektik yine de yani herhalde. Evet, Suriye ve Irak sadece ekonomik kaybetti ama biz 5.5'la kurtarmışız. Ha, bu ekonomik değil sadece, biliyorsunuz. Yani bu insanların eğitimi var daha bunların. Bu devlet kasasından çıkan para. Tabii. Oradaki köyler, ne evler deniyor onlara? İşte konteyner evler, yani. Kamplar filan. Orada harcanan para, yemek, yiyecek, giyecek mesela. O kadar. Yani daha bunlar. Onun dışında ekonomiye, orada o şehre, o efendim bununla birlikte memleket oranına yansıyacak daha sonra. Yani düşürüyor. Sosyal dokumuza etkisi olacak. Yani bunu kabul etmek zorundayız. Öyle bir problem de var. Yani uzun vadede bu daha büyük zararlardan söz etmek. Mesela hemen bir akabinde. Birçoğu burada kalacak onlar. Belki nüfusumuz 500 bin falan artacak ama bu işin sonunda bu biz 500 doğal yollardan artmasını tercih ediyoruz. Evet, doğal yollardan artsın efendim. Cumhurbaşkanı muhtarları 5. kez ağırladı. Gündemle ilgili açıklamalar yaptı. Ben bu makama zembille inmedim. Eğer eleştiriliyorsa bunu ülkem, milletim, çözüm ve kardeşlik için yapıyorum diyor. Konuda biz de zaten dosyamızın içerisinde görüşeceğiz. Ama burada da iki laf söyleyebilirsiniz. Yok, yani onu daha sonra konuşalım. Çok önemli olduğunu düşündüğüm bir bilgi var. Bu başbakanlık kaynaklarından daha sonra alındı ve yalanlanmadı. Muhtemelen doğru. Erdoğan İstanbul'da başbakanla görüştü. Görüştü. Cumartesi günü akşam. Yani resmi bir açıklama yapılmadı ama yalanlanmadı da. Yok yalanlandı. Bilmiyorum. Son günlerde yaşananları konuştular deniyor ama. Daha çok da şu son günlerdeki bu devlet yönetilmez dedikodu ile nin iki nokta koyduktan oradaki sonra. Oradaki dedikoduyu ortadan kaldıralım diye yapılmış bir görüşme olabilir bu. Lakin ondan sonra da bir şey alınmadı. Yani bir tedbir alınmadı, bir engelleme olmadı. Yine gayet özgürce bırakıldı iki taraf. Yani bir iki taraftan bahsediyoruz şimdi, bu komik bir şey ama. Yeni bir taraf dahil oldu. Yani o tek taraflıydı. Yahut da biri görünmez, biri suskun taraf, biri de konuşan taraf Arınç'tı. Fakat ama yani Arınç'a cevap en olmadık yahut da en olduk yerden geldi. Hemen Melih Gökçek açtı ağzını, açtı Twitter'ını, yumdu Facebook'unu diye. Falan yani. Ama şimdi şu görüşmenin akabinde Sayın Arınç'ın Bakanlar Kurulu çıkışında başbakan yardımcısı sıfatıyla tekrar bunlara devam etmiş olması enteresan. Ancak bu görüşmenin akabinde mesela hükümeti meşrulu tehlikeye karşı korurum cümlesi var. Yani daha sonrasında. Birinci gündeki volümü ikinci günde düştü, üçüncü günde daha düştü. Yani Arınç eğer bir ilk ama günde çıkarttığı krizse ikinci, üçüncü günde düşürdü bunu. Ama söylediklerini de geri çekmedi. Sadece biçim değiştirdi. Mesela diyor ki haşa, ben de oraya takıldım. Haşa Cumhurbaşkanı'nı eleştiremeyiz falan gibi o noktaya geldi. O teolojik kıstığa geldi. Zaman zaman bizim dikkat çektiğimiz yerde. En olunmaması gereken yerde. Haşa biz eleştiremeyiz Cumhurbaşkanımızı. Allah'tan Sayın Arınç dili çok sağlam kullanan birisi de. Ama o haşayı yani çok uygun haşa kullanmadığı kanaatindeyim. Haşa kelimesinin dışındaki bölümü tamam. Gayet usturuplu kullanıyor. Yok, hakikaten konuşması yani, çok düzgün ama dile o haşayı çok uygun bulmadı. O artık bazen kaçabilir. Yani oradaki haşa bizim kastettiğimiz, yani bizim mim koyduğumuz haşa değil muhtemelen. Ama, efendim, çünkü onunla eşdeş ya, sesdeş ama. Çünkü birçokları mim koyduğumuz şeklin üstüne bile geçiyor çıktılar, yani. Çıktılar, evet. Şimdi çözüm süreciyle ilgili olarak muhalefet Cumhurbaşkanı'nı eleştirdi. CHP Cumhurbaşkanı tarafsızlığını yitirdi. MHP Cumhurbaşkanı Nevruz açıklamalarını önceden bilmiyor muydu dedi. HDP süreç bu kadar gerilimi kaldırmaz
dedi. Daha önceden bilmiyor muydu diyor ya MHP. Bugün yapılan açıklamada o gün Cumhurbaşkanı ile Başbakan'ın gizli demeyelim de gözlerden uzak bir görüşme yaptığı hususunda bir haber var. Evet. Yani Kısıklı'da yapılan geçen günkü dün mü? Dün akşam. Cumartesi akşam. Yapılan şeyin dışında bir görüşmeden söz ediyorlar. Nevruz günü. Nevruz günü. Ha. Cumhurbaşkanı ile Başbakan'ın görüştüğü söyleniyor. Ben bu görüşmeye gerek olduğunu da düşünmüyorum. Bu açıklamanın Sayın Cumhurbaşkanı ile paylaşılmayacağını düşünmüyorum. Yani Nevruz açıklamasını. Ama açıklamalara göre. Nevruz açıklaması da beklenenin dışındaki tek bölüm eşme ruhu. Onun cevabını da TSK verdi zaten. Öyle cevap vermekle çözülecek bir iş değil mi? Şimdi adamın birine siz tarihi bir mesaj diye yüklediğiniz bir şey göndertiyorsunuz. Bütün televizyonlar canlı yayın veriyor. Kürtçe ve Türkçe canlı yayın veriliyor. Ancak bu mektubun içeriğine dair daha önceden bu işin karşı tarafı okumadı mı, görmedi mi? Onu merak ediyorum. Evet, esas mesele orada. Yani şu adam mektup gönderdiği mektupta şunu deseydi ne olacaktı? Arkadaşlar, bunlar bizi kesti falan deseydi. Deseydi ne olacaktı? Devam deseydi. Cevap mı verecektiniz yani? Cevap verilerek halledilecek, geçilecek bir durum değil ki o. Bu da değil. Şimdi eşme ruhu çok tehlikeli bir cümle ya. Ya eşme ruhu tehlikeli bir cümleyse siz de daha evvel okuduysanız onu niye çıkartmadınız? Çıkartmadınız. Okumadıysanız nasıl okumazsınız? Okumadığınız bir metni tarihi işte bilmem ne barış meselesi. Tarihi coğrafi fark etmez. Yani bu kadar abartıp ondan sonra ne yazmış bakalım burada demez misiniz ya? Daha evvelki mektup hatırladığım kadarıyla 2002 miydi ki işte o mektup evvela 2013'te bir hükümetin eline ulaşmıştı öyle hatırlıyorum ben. Bunun da ulaşmış olması lazım. İki sayfa acaba metin alındı diye. Acaba bu eşme ruhunu mu anlayamadılar? Yahut da iki taraf eşme ruhu derken ayrı şeyleri mi kastettiler? Başka şey kastedilebilir mi buradan? Yani örgüte eşme ruhunu överek veya devam ederek bir şey söyleniyor. Yani eşme ruhuyla geliniyor. Yani şimdi zaten arıza şurada ki Süleyman Şah'ı çektiğimiz yer bizim arıza. Başka bir yer var mıydı? Nereye çekelim? Sorusu sorulabilir. Hayır var. Canım Kobani onların efendim ne diyelim ona o özerk bölgesi kanton olarak evet. İlan ettikleri zaten 3-4 kantondan biri. Bizim sınırımıza yapışık olan kanton. Şimdi hususiyetle seçilmiş bir kanton. O kanton neticede o vilayetin sınırlarıyla hudutlarıyla sınırlı. Türk bayrağını, onun dışına koyabilirdiniz diyorsun ancak. Evet yani konulabilir miydi bilmiyorum şimdi. Yani ancak ben meseleyi orada olmasını önemsiyorum. Bakın şimdi PYD bayrağıyla Türk bayrağı arasında 20 metre mesafe var orada. Siz bu cümleyi bu adama söylettiriyorsunuz. Getirdiler bize sığındılar. Dedirtiyorsunuz. Şimdi bu eşme ruhunda belki başka yere konulamıyordu. Bilemiyorum yani. Onu da söyleyeyim. Yani bu eleştiriyorum ama. Ama yahu teknik olarak 750 kilometrelik bir sınır var abiciğim. İşte teknik olarak belki başka yere konulamıyor olabilir. Ama buraya koyduğunuz zaman da adam da geliyor diyor ki geldi benim oraya sığındı işte eşme ruhu diyor. Şimdi yani onu da bir genelkurmay niye oraya koyduğunu da bize bir net olarak anlatmasında fayda var. Yani. Ya ben bunu oraya konmasını şu manada önemsedim. Eşme ruhuyla ortaya iki durum çıktı kanaatim. Onu bir söylemek isterim. Bir, karşı taraf diyor ki biz bu operasyonda PKK-PYD olarak Türk Silahlı Kuvvetleri ile Bir arada hareket ettik. Onlar bizden yardım istediler. Onların yolunu açtık. Yahut da onlara... İşi de karşı Türkiye'yi koruyoruz diyor. Koruduk. Yani. Ve gittiler. Bunlar dedelerini aldılar, getirdiler ve koydular oraya. Bizim topraklarımıza diyor. Bu. Yani oraya onu ayrıca konuşacağız. Ha şimdi tamam. Onun dediği bu. TSK'da diyor ki hayır bize kimse yardım etmedi.
Hatta biz onları uyardık, önümüze çıkanı tepeler geçeririz dedik. O günlerde de bu açıklama yapılmıştı. Şimdi eşme ruhu bu iki söz üzerinden hangisine uygun düşüyor, ona bakmak lazım. Efendim, ikisinin de çok doğru söylemediği anlaşılıyor buradan. Yani şunu, onlar TSK'ya yardım etmediler, yolunu açmadılar. Bizimkiler de onları bilgilendirirken tepeleriz geçeriz demediler. Yani arkadaş, bizi görmezden gelmeyin, ortalığı bulandırmayın demişlerdi. Karşılıklı olarak görmezden evet, gelelim, şu işi güzel edelim demiş olabilir. Sonra getirdik, eşmeye koyduk. Eşmeyi onlar şu manada algılıyorlar, sizin dediğiniz gibi. İşte onu diyorum, arkadaş, onların algılama biçimi. Yani. Arkadaş ya, bir tarafa sığdıramadınız, getirdiniz bizim topraklarımıza, yine bizim kanatlarımızın altına koydunuz. Tabii. Evvela bizim kartal halimizi bir kabul edin. Madem kanatlarımın altına giriyorsun, bir kabul et. Ondan sonra oturalım, kartal kartala görüşürüz bunu diyorlar herhalde. Ancak bizimkileri ben eşmeye, efendim, Süleyman Şah kabrinin yerleştirilmesi, türbesinin yapılmasını o zaman şöyle anladım. Hala da öyle anlamaya devam ediyorum. Ben... Devam mı ediyorsunuz? Devam. Öyle anlamayı istiyor musunuz? Tercih mi ediyorsunuz? Ben böyle anladım ve o anlayışımı da sürdürüyorum. Tamam. Ben sizin o küçücük devletinizin içine tükürürüm. Sizin devletinizin hiç önemi yok. Ben getirir, atamın kabrini de oraya korum. Oraya bu koymayla birlikte tanklarımı konuşlandırırım. Sizin de canınıza istediğim anda okurum. Yani şunu deme hakkınız kalmadı sizin. Arkadaş, senin tankların burada ne arıyor? Çeksene şu tanklarını. Ben diyorum ki kabrimi koruyorum. Dolayısıyla merkezinde koruyorum ve senin elini ayağını da bu tanklarımla bağlarım ben. Diyor. Diyor, ben böyle anladım. Tamam, öyle de anlaşılabilir zaten. Benim söylemeye çalıştığım o değil. Öbür tarafın bu algısına müsaade eden bir durum oluştu. Yani öbür taraf algıyı yönetecek. Siz nasıl yönetecekseniz o da yönetecek algıyı. Yönetecek. Ve yönetecek algıda şimdi, bir malzeme var elinde. Evet, yani bu malzemenin cevabı yok. İşte ben o da olur, bu da olur, o da olur, bu da olur diyor. Tabii. Ha, ancak bunun getirilip eşme ruhu tırnak içerisinde tamlamasıyla çok önemli bir belgeye monte edilmesi sıkıntılı diyorsun. Esas mesele orası. Evet, esas mesele yani bu. Eşmeye götürdünüz, tamam, anladık. Evet. Ama adamlar bunu kullanacağı da belli. Hı hı. Kullanıyor yani, kullanıyor. Çiz üstünü ya. Eğer onu çizemiyorsan durum kötü. Onu çizemiyorsan ya çizemiyorsun yahut da mektubu okumuyorsun. İşte, her iki durumda da durum vahim. Vehamet var. Durum vahim. Yani evet, eğer onu gördün ve çizemediysen çok çok vahim. Görmediysen vahim. Bununla birlikte bu eşme ruhuna anlaşılan o ki görmüşler ya, anlayamamışlar, atlamışlar yahut da karşı taraf ya onun üstünü çizme diye uyarmış. Zira konuyla ilintili olarak günlerce sonra cevabı TSK ve ordu veriyor. Evet. Politikacılar bu konuyu konuşmuyorlar. Yani muhalefet konuşuyor bunu. Ama hükümet ve hükümet partisi kanadından herhangi bir şey duymadım ben. Yok. Ama cevabı devlet adına ordu veriyor. Ordu verir, bu normal. Yani çünkü TSK'ya yüklenmiş bir şey. Herhalde ordu da bekledi, 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 cevap veren olmayınca ya şuraya bir gireyim dedi ve arkasından dedi ki ben sizin iç politika meselelerine artık karışmak istemiyorum. Ancak durum bundan ibaret, haberiniz olsun dedi, geçti gitti. Ordunun yapacağı da bundan daha fazlası olmaz. Fazlası olmasın zaten, bu kadar. Evet, bilmiyorum var mı başlığımız, 2010 KPSS sınavlarıyla ilgili güzel gelişmeler oldu. Güzel mi oldu? Çok güzel gelişmeler oldu. Yolsuzluk yapıldığının delillerine ulaşıldı. Yapılan operasyonda sahtecilik yapanlardan 450'sinin ismi tespit edildi. 16 kişi tutuklandı. Pardon, bu 1000'in üzerinde bir rakam, onu da söyleyelim. 1435 sanırım. İşte ben 450-1400 yazacağım yere hızlıca 450 evet, yazmışız oraya. 1435 kişi çok önemli değil zaten. 16 kişi tutuklandı. Çünkü hayır, sayı 62, çok dert 62 değil. Falan var. Bir 62 tutuklanan 60 gözaltı var. 16'sı tutuklandı. Önce 80 gözaltı listesi var. 60'ı gözaltına alındı. 16'sı tutuklandı. 5 ilde operasyon yapıldı. Tamam. Harika gelişmeler yani bunların ortaya çıkması. Aradan 5 sene geçmiş.
Şimdi... Efendim bu bir KPSS 2010'da kopya çekildiği, efendim soruların çalındığı, yandaşlara dağıtıldığı, kardeşlere, abiler aracılığıyla dağıtıldığı hususunda bir iddia, dava açılmış. Sonunda savcılık bu noktaya ulaştırmış davanın gidişatını. Ancak ben bu konuyla ilgili birkaç laf müsaadenizle etmek istiyorum. Eğitimcisi olan sizsiniz özellikle. Efendim şimdi bu hakikaten epeyden beri bu merkezi sistemde sıkıntılar olduğu biliniyor. Ancak yerel sınavlarda da zaten bunlar olağan işlerden de onun üzerine merkezi yapıldı. Ancak merkeziyle de sorun çözülememiş. Fakat son zamanlarda çeşitli grupların soruları çaldığı, kendi arkadaşlarına, kardeşlerine yahut da sınava girecek bağlılarına dağıttığı biliniyor, konuşuluyor. Sadece burada sözü edilen paralel yapı değil, daha evvelden hatırlayınız 5, 6, 7, 8, 9 sene evvelinden de bu doğulular üzerinden böyle bir polemik yapılmıştı. İşte doğuda sorular Kürt orijinli öğretmenler tarafından dağıtıldığı, cevapların verildiği falan, buna bağlı olarak da zaten hatırlayınız o bölgedeki imtihanlarda çocuklar kendi epeyden beri kendi kazalarında, vilayetlerinde girmiyorlar. Çocukları daha uzak yerlere gönderiyorlardı. Bu şunu gösteriyor, hakikaten o bölgede böyle bir durum oluşmuş. Devlet de görmüş, bunun tedbirinde oradaki çocukları dağıtarak, imtihan yerlerini uzaklaştırarak almış. Ancak bu arada bir başka grup yine soru çalmaya devam etmiş. Evet. Acaba o Kürt orijinli kardeşler yapmışlardır. Türk bölgelerinde de yapılır. Onları hedef yapmak için bir şey mi ortaya atılmış? Bir iftira mı ortaya atılmış? Ya bunlar, bu Kürtler var ya, soruları çalarak geliyorlar filan. Onun üzerine devlet o tarafa yönlendirilmiş. Orada, devletin gözleri orada, o tarafa. Bu iftira da mümkün. Onların da İçinde Kürt de vardır, yani niye olmasın, bu coğrafyanın insanları, hepsi bu memleketin insanı, Kürt'ü de vardır, Türk'ü de vardır, yani bu işin içine girmiş. Tabii, yani adamın kadar ırkına bakarak halledeceğimiz bir mesele doğuda, değil. Genelde Güneydoğu'da ve Doğu'da. Ama Doğu'da, Güneydoğu'da daha iyi örgütlenmiş olabilir bu yapı, onu da söyleyelim. Orada daha kolay çünkü. Bir de Bediüzzaman'ın adını çok kullanarak hareket eden bir yapı olduğu ön kabulünden hareket edersek kolay. Lakin buradaki vahim olan şudur. Bu İşin böyle olduğu yıllardır söylenir. Biliniyor. Yani, dolayısıyla sadece 2010'la kurtaramazsınız bu işi. Kurtaramazsınız bir. İkincisi, 2010'da hakkı yenen adamlara ne yapacaksınız? 11'de, 12'de, 9'da, 8'de ne yapacaksınız? 12. bölümde birkaç cümleyle daha devam edelim. Bir paragrafla bir ara veriyoruz. Vaktimiz dolmuş efendim. Görüşeceğiz tekrar. Efendim tekrar karşınızdayız ikinci bölümle. Bu 2010 yılı KPSS sınavlarında yaşanan olaylarla ilgili konuşuyorduk. Bir iki cümle edelim, ondan sonra bir iki başlığımız var, sonra konularımıza geçelim. Evet. 2010 yılı KPSS'si ile ilgili değil, bundan önce defalarca şifreden bahsedildi, sorularla ilgili şeylerden bahsedildi. Sehven şifre vardır dediği YÖK başkanı. Matbaadan kitapçıklar çıkartıldı, çalındı, yani, edildi filan. Bir en son şaibe dolaşıyor ortada. En son ÖSYM'de bile, işte her şey bitmiş olmasına rağmen YGS'de bile biliyorsunuz bir sayfanın çalındığı ve internetten yayınlandığı bir hafta falan söylendi. Evet. Yani bu iş biraz daha üzerinde durulması gereken bir iş olarak görünüyor. Ama geçmişe dönük meseleyi nasıl çözeceğiz? Efendim, hak kaybı ona uğrayan insanların haklarını nasıl telafi edeceğiz? Bu işten nemalanan insanları nasıl cezalandıracağız? Bunları zaman gösterecek. Şimdi hak kaybına uğrayacak insanlar derken, bu insanlar para vermiş veya vermemiş, soruları satın almış, yasak bir iş yapmış, efendim bir suç işlemiş. Bu insanların tespit edilmesi gerekir. Gerekli suç, onlara neyse cezaları verilmelidir. Ancak meslekten atılması hususu ince ince düşünülmeli. Zira insanlar birkaç, o 5 senedir memur.
bir düzen kurdular. Çolukları çocukları oldu, evlendiler. O tabii ev ama taşındılar. Şimdi onlar gittiler, memur olduğu gittiler. İçin memur olamamış insanlar var. Memur olamamışlar var bir o kadar tabii. Yani bunları nasıl çözeceğiz bakalım. Yani iş karışık bir iş. Ancak bu karışıklığın böyle ya bu karışık üstünü kapatalım denmesinden de yana değiliz. Yok. Yani bu zaten Pandora'nın kutusu yani kötülükler sandığı açıldı. 2010'la birlikte açıldı. 2011 gelecek, 12 gelecek, 15 gelecek. Belki daha evveline yani. Doğru gidilecek. Bu işi iyice sonuna kadar götürecekler. Ve lazım olan yapılacak. Ancak bundan ediyoruz. Sonrası için biz burada hep şunun altını çiziyoruz. Dijital bir çağa girdik. Mesela geçen gün seçimlerle ilgili konuşmamızda da dedik ki ya hala Hindistan'dan mor mürekkep, mor boya getirip de parmak boyamanın alemi bir yok kardeşim. Yani bu kadar bilgisayar çağında, dijital çağda, efendim elektronik çağda yapılması gerekeni zaten Kanada falan yapıyor. Siz de yapın dedikten sonra aynı şeyi buraya da söylüyoruz. Artık kağıtla, kalemle, matbaada basılan kitapçıklarla falan bu iş olmaz. Hele yani bu işi Hindistan'dan getirmeyin mürekkebini de yani. Hindistan'dan lütfen, lütfen rica ediyoruz. Tabii canım. Hindistan'da biliyorsunuz olaylarda kopya olaylarında kıyametler koptu. Binlerce insan aileleri durduramadılar. Ya orada seçimler de bir hafta falan sürüyor zaten. Tabii. Aileler camlardan kopya verdi çocuklarına. Ya, uçak yapıp attılar falan. Evet, ora bir garip ülke. Oraya bakmayalım ya biraz oradan mürekkep getirmeyelim. Mürekkep getirmeyelim. Batıya bakalım. Batılılar nasıl yapıyor ona bakalım. Hatta Batılıların yapmadığını yapalım. Zaten onunla ilgili çalışmalar olduğunu duyuyoruz. Bundan sonra sorular tek tip olmayacak. Herkese bir çeşit soru gelecek. Yani kimin hangi sorulara cevap vereceğini kendileri de bilmeyecek. Sistem onu ayarlayacak. Valla bakın bazı şeyler yapılıyor. Şimdi mesela TUS'ta tıpta uzmanlık sınavında açık uçlu soru sorulacak. Yani o, şık değil de. Ha, tamam TUS'u bilmeyiz ama de. Ama yani bunlar şimdi açık uçlu soru demek değerlendirmeyi yapacak kişinin inisiyatifini de. 100 bin tane öğrencinin girdiği bu üniversite imtihanlarında da açık uçlu falan yapmaya giderseniz bu en azından 100 bin hatta 500 bin tane öğretmenin oturup tek tek yazılık kağıdı incelemesi anlamına gelir. Onun altından kalkılmaz. Ve inisiyatif vermiş olursunuz çok sakınca. Yok o olmaz. Yine teste devam. Ancak bunu elektronik yöntemlerle yapma imkanımız var. Bir iki başlık okuyalım sonra tamam. Sizin ana başlıklara geçelim. Benim çok ilgimi çeken bir konu var. Bu artık iyice gündeme geldi. Geçen de konuştuk. AK Partili vekiller vekil seçilme yaşının 25'ten 18'e indirilmesi hususundaki teklifi meclis başkanlığına 184 imzayla iletmişler. Benim bir önerim var 12'ye indirelim. Niye senin Efe 12 yaşında? Hayır ondan değil. Efe'yi milletvekili falan bu konuyla ilgili karşı çıkanlara bazılarının cevabı şey oldu. Fatih Sultan Mehmet 18 yaşındaydı tahta geçtiğinde diye. Fatih Sultan Mehmet ilk tahta geçtiğinde 12 yaşındaydı. Ha tabii. Ölçüyü oradan alıyorsan. Ölçüyü oradan alıyorsanız 12 yapalım. Tabii ilk haline gideceksiniz. Evet. 12. Olur mu dersin? Bu uygun bence daha uygun. Duyuralım buradan arkadaş. 12'ye indirsinler ne olacak? Kapılarda da süt dağıtırsınız evet, işte yani falan çözülür mesele. Neyse domuz gribine yakalanan 3 Erzurumlu vefat etti. Allah rahmet eylesin. Grip şimdiye kadar 30 can aldı. Müezzinoğlu 15 gün önce salgın yok, panik yok demişti. Bugün salgın var ancak yine endişeye mahal yok diyor. Vallahi 30 tane aileye bu konuyu da endişe edilmemesi gerektiğini ayrıca anlatmak lazım. Evet yani anlaşılan o ki salgın var ancak işin başındayız. Yaklaşan ilkbaharla birlikte grip vakaları daha azalacak. Biraz üzerine gidilirse halledilir inşallah. Ölenler, bu arada 30 kişiyi de kaybetmiş 39 olduk. Aslında 30 domuz gribinden 9 gripten. Gripten evet. Yani gribin çok güçlendiği anlamına geliyor bu. Virüsün çok güçlendiği virüs anlamına da geliyor. Bu antibiyotik kullanımı aldı başını gidiyor biliyorsunuz. Bu virüsler, mikropçuklar efendim bakteriler bağışıklık kazanıyor. Hatta sizin verdiğiniz antibiyotiğe karşı enzimler üretiyorlar. Sizin verdiğiniz antibiyotik bir sonraki hastalıkta, vakada bir sonraki genetik olarak birbirine akıyor bu yeni değişim. Efendim virüslerde o gelişme devam ediyor. Dolayısıyla daha sonraki yeni seneki virüs
bu senekinin antibiyotiğini oh şeker geldi filan diye yiyip oturuyor. Evet. Bunun için antibiyotik kullanımını zaten doktorlar sık sık söylüyorlar. Biz de altını çizmiş olalım. Mecbur olmadıkça kullanmayın. Ne olur bu ağrı kesiciler ve antibiyotik hele hele çocuklardan mutlaka uzak tutulması gereken zehirler. Bunun altını çize çize kas kalın çizgilerle çize çize bir kere de bir söyleyeyim. Mecbur olmadığımız sürece antibiyotik ve ağrı kesici işine girmeyelim. Bu arada Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi karıştı. Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü karıştı. Nevruz'a izin verilmişti. Hacettepe, Beytepe'de Nevruz gösterilerinde açılan bazı pankartlardan rahatsız olan gençler. Bu Nevruz kavgası mı? Akabinde dün Ankara'da. Evet, bayrak yürüyüşü diye Beytepe'de gruplar başka bir organizasyon yaptılar. Oradan sonra bu hadiseler cereyan etti. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde de karşı görüşlü diye ifade edilen gruplar arasında bir problem yaşandı. Mülkiyeliler Birliği'ne ait olduğunu düşündüğüm mülkiye.net diye bir site, sanırım öyleydi yanlış hatırlamıyorsam, orada faşist bir grubun saldırısı şeklinde niteledi. Yine eski literatürünü kullanarak olayları. O mülkiye net resmi bir hususi üniversitenin yani birliğin, tamam. Mülkiyeliler Birliği'nin eski dilleri kullanmaya devam ediyoruz. Hadiseleri bu şekilde yorumlamaya devam ettiğiniz sürece bu işlerin büyümesine sebep olacaksınızdır. Mülkiye dediğiniz yer 150 yıllık bir okuldur. İşin enteresan yanı 1980'den itibaren irtifa kaybetmeye başlamıştır. 90'larda %1'le, binde 4'lerle, 5'lerle öğrenci alan mülkiye bugün %10'larla öğrenci alıyor. Millete faşist bilmem ne falan diyeceğinize önce eğitimini düzeltin, doğruya giren insanların kalitesini yükseltelim. Çünkü 150 yıllık bir okul. Abdülhamit'in temelini attığı İstanbul'da kurulmuş Mektebi Sultani'dir aslında. Yani Galatasaray Lisesi Mektebi Sultani olarak oradan Mektebi Mülkiye'ye geçilir. Türkiye tarihinin, Osmanlı'nın son dönemi ve Türkiye Cumhuriyeti tarihini yazan insanlar oradadır. Yapan insanlar oradan yetişmiştir. Tarih yapıcılar, siyaset yapıcılar oradan. Şu an geldiği yer budur. Burada da şimdi birbirine girmiş öğrenciler var. Usuletle, suhuletle o öğrencileri birbirine kırdırmaya çalışmanın da hiçbir anlamı yok. Onlara müdahale etmek lazım. Tabii bu konuşmayı sadece mülkiye için yapmıyorsun. Tabii ki canım. Genel olarak üniversitelerimizde bir sıkıntı burada var son zamanlarda. Zaten şimdi biraz sonra konuşacağız. Dil değişti, hareket değişir. Çünkü o dile bakan gençler hareketlerini yukarıdaki dile göre hareket ettirir. Şimdi oralara gelelim, konuşalım. Yani abilerin jargonu aşağıya yansır mı diyorsun? Tabii, hareket olarak yansır. Efendim, bir iki dosyamız var, onları açalım. Birincisi, kendini bil, haddini bil, neslini bil diye bir cumhurbaşkanı nitelemesi. Ve onun akabinde ikinci başlık olarak yine onun sözünü aldık. Silahların gölgesinde barış olmaz dedi cumhurbaşkanı. Bu konuşmayı sevgili İnan söyledi, 5. kere ağırladı. Kimler ağırlamıştı? Muhtar ağırlıyorsun Cumhurbaşkanı. Evet, şimdi muhtarları seviyor kendileri. Ve bu muhtarları sevdiğinden mi yoksa muhtar sayısının çokluğundan mı? Valla bayağı muhtar var. 50 bin tane falan muhtar var Türkiye'de. Yani bildiğimiz kadarıyla 40 bin civarında köy var. Mahalle muhtarlarında muhtar sayıyoruz artık. Onları da eklerseniz hakikaten 60 bin civarına yükselir sayı. Bunu 500-500 bölerseniz bu epey bir zaman idare eder. Yani bu tür toplantı. Onlar da salı günü alıyor. Genelde haftada bir efendim bu tükenmez muhtarlar. O zaman yani muhtarların şeyde, muhtarlarını seçmek grup lazım. Grup toplantıları artık yapılmayacak ya. Şimdi pazartesi almış. Ha artık meclis kapanacağı için yapılmayacak. 5 Nisan itibariyle. Çoğu grup toplantısına girmiyor. Yani zaten şimdi HDP bitirdi. AK Parti'de Sayın Başbakan Konya'ya gitti, yapılmıyor. Sanırım MHP'de yapmayacak bugün. Yani grup toplantısı yapılmayacak. O yüzden pazartesi yapmış Sayın Cumhurbaşkanı. Davet salı günleri yapıyor. Evet. Tabii muhtarlar memleketimizin temel idarecileri, önemsiyoruz muhtarları hakikaten. Cumhurbaşkanının
iz düşümü gibi en altta. En üstte Cumhurbaşkanı, en altta efendim o muhtar. Bence gönderme de var. Bunlar da muhtar olamazlar. O oradan evet. Dediği bölden. Onun biraz da intikamı gibi bu. Evet, bir gönderme var orada. Yani imgesel bir durum var. Sayın Cumhurbaşkanı sanat yapıyor bence burada. Efendim, evet, evet, bir imgesel durum var. Şimdi Demirtaş geçen günlerde birkaç gün evvel bir ağır bir laf etti. Artık işte sen tek adam olmak istiyorsun başkan olarak. Zaten tek adam oldun orada, tek başınasın, kal orada filan gibi. Böyle bir bu da bir sanat yap aslında. Bir edebi sanattır bu da, biliyor musun? Efendim böyle bir söz etti. Anlaşılan ki Cumhurbaşkanı bu sözden hoşlanmadı ve çok kızdı. Kendini bil, haddini bil, neslini bil diye. Efendim, şiddetli bir şekilde reddetti. Devletin meseleyi çözme, bu aldığım notları şöyle sırayla okuyayım. Bu dosya içerisinde görüşeceğiz. Görüşeceğimiz 5. muhtarlar toplantısında devletin meseleyi çözümü ele almasıyla birlikte Kürt sorunu kalkmıştır dedi. Kürt sorunu yoktur sözüne bir açıklama olmak üzere. Devlet meseleyi artık sahiplendi. Devlet Kürt kardeşlerimizin sorununa vardır. Dönüştü. Dedi ki o günlerde konuşurken ben de böyle bir açıklama, bu düşüncede olduğumu söylemiştim. Aynı fikirdeyim zaten. Ben baştan da öyle düşünüyordum ama. Kürt kardeşlerimizin sorunları diye baştan beri aynı şeyi düşünüyorum. Evet, biz bir aşamadan sonra böyle düşünmeye başladık. Evet, evet. Ben baştan beri öyle düşünüyordum. Siz hep böyle düşünüyordunuz zaten. Kürt kardeşleri anlattık. Nevruz'dan sonra silah bırakmayla ilgili icraat bekliyoruz dedi. İkinci başlığımızın alt ifadeleri olarak. Eğer silahlar bırakılmazsa biz çözüme milletle devam ederiz diye devam etti sözlerine. Cumhurbaşkanlığı çözümün 12 yıldır ne Cumhurbaşkanı çözümün karşısında diyenlere de ben 12 yıldır neredeyim bir dönüp bakın dedi. Bak dedi hatta ve arkasından da kendini bil, haddini bil, neslini bil diye bir ifade kullandı. Biz de bu konuyu bir konuşalım dedik. Silahların evvela kendini bil, haddini bil, neslini bilden yola çıkarak iki laf söyleyelim. Kendini bil, haddini bil denir de neslini bil denir mi denmez mi diye biz programa girmeden evvel inançla kendi aramızda konuştuk. Ve kendini bil, haddini bil yakıştı da neslini bil o sanki ayrı durdu. Kanaate hasıl oldu, siz ne düşünürsünüz bilemiyorum. Neslini bil ifadesinin biraz ağır kaçtığı kanaati hasıl olmuştu bizde, onu da söyleyelim. Yani birincisi o, ikincisi de ben çok anlamadım. Zaten yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın bunu söylerken Selahattin Demirtaş'ın ırki yapısına bir göndermede bulunacağını zannetmiyorum. Tabii o bulunmasın zaten. Yani, bulunmaz da bulunmayacak. Niyetinin de o olduğunu hiç sanmıyorum. Evet. Lakin orada ne dediğini de bir tevil etmesinde bir fayda var. Çünkü şöyle oluyor bu iş. Bu bir gelenek halinde Türk siyasetinde, yani Sayın Cumhurbaşkanı'na ait bir şey değil. Genelde bir Türk siyaseti böyle yapılıyor. Metinden okumanın, hani Sayın Bahçeli'yi çok eleştiriyoruz falan, hani metin okuyor diye, sanırım bazı faydaları var. Ya prompterden okuyor, hepsi okuyor. Evet. Zaten şimdi Cumhurbaşkanı başlattı bunu, evvele o okuyordu. Bu cümle çıkıyor ama altı boş kalıyor. Şimdi kendini bil, haddini bil dediği zaman biz ne dediğini biliyoruz. Ama neslini bil dediğinde ne kastettiğini bilmiyoruz şu an. Ya orada tabii o da bir anlam ifade ediyor ancak bu konuşma metni içerisinde yazılmadığı için Cumhurbaşkanı bunu geçiyor. Evet. Biz de soruyoruz nedir bu? Şimdi artık metin dışı konuşacak, cevap evet verecektir herhalde. Bizim yani biliyoruz. Ya da biri versin onu. Biri, evet. Yani bu neslini bil hakikaten hem de böyle efendim eğer nesilden bir ırki yapı, hatta daha da açalım bunu, Kürtler, Zazalar filan söz ediliyorsa bu yakışıklı da kaçmamıştır. Yani nesil. Olmaz zaten yani. Evet. Zaten nesil de millet yani değildir. Olmaz. Baba ve evlatlardır. Yani. Ata yani, ceddir. Evet. Cedd daha doğrusu. Neslin deden, ceddin baban. Baba. Bu Selahattin Demirtaş'ın nesliyle ilgili, ceddiyle ilgili bir bilgim de yok. Hacıdır, hocadır. Veya işte mübarek barış sevendir, mübarek biridir de biraz o mübarekliğin dışına taşmış olan evlada dersin ki ya babandan utun, neslin, ceddinden utan filan.
İşte öyleyse de onu da bir öyleyse de deme hakkımız da yok canım. Adamın dedesi öyledir, kendi öyle. Öğrenelim ama yani ne kastettiğini de, çünkü öğrenelim. İyi bir silahların gölgesine barış olmaz diyor. Olur mu olmaz mı diye soralım bakalım. Daha doğrusu silahların gölgesi sürecek mi diye soralım. Şimdi iki yerde barış olmaz hocam. Silahın olduğu yerde barış olmaz, adaletin olmadığı yerde barış olmaz. Silahın olduğu yerde de adalet olmaz zaten. Olmaz. Evet. Şimdi bir sıkıntım benim bu çözüm süreciyle ilgili, baştan beri sıkıntım şu. Dün Sayın Arınç bu konuyla ilgili konuşurken biz görüşüyoruz, müzakere etmiyoruz dedi. Ama bu işin yansımasını müzakere haline dönüştürdük. Yansıması öyle. Bir müzakere var. Müzakere diyoruz hepimiz, herkes. Evet. Müzakere. Müzakere. Mütareke nerede? Sonra mütareke olacak. O ya, mütareke olmasın. Mütareke yılları diye bizim zihin işte bunu, kargomuzda hiç de hoşlanmadığımız bir laf var. Bunu anlatmaya çalışıyorum şimdi. Ha, müzakerenin akabinde mütareke olur psikolojisi var ya bizde. Hı hı. Adam da o psikolojiyi kaşıyıp oraya götürmeye çalışıyor meseleyi. Yani bunu sadece herkes... Kürt mondorosundan mı söz edeceğiz? Nedir? Yani düşünün, oraya kadar kafamızda hani kurgusak... Oraya gidiyor bizim. Hayal gücümüzü zorladığımızda oraya kadar gidiyor. Ben bu şey ifadeyi kullanmamıştım ama hoş oldu yani. Kullanalım canım. Hayır, Mondros mütarekesi diyebiliriz. Tabii. Osmanlı'nın yıkılış senedi sözleşmesi. Yani, hoş oldu yani. Evet, Sevrin'de prototipidir zaten. Şimdi silahlar bırakılacak mı ya? Adam diyor ki her seferinde ben silah milah bırakmayacağım diyor. Kim diyor? Kandil. Diyor ki bu kongreyi yaparım. Kongreye Öcalan gelirse silahımı bırakırım. Öcalan gitmeyecek. Gelmesi mümkün değil. Şimdi o zaman da diyor bırakmam. Zaten Öcalan da mektubunda kongreye dair bir tarih takvim vermedi bildiğim kadarıyla. Onlar yok. Kongreyi ne zaman yani bir ara yaparız. Bir ara ilkbahar yani. Aylarında falan diye bir söz geçmişti ama onların hangi gün yapacağına kendileri karar verecekler. Silahlarıyla birlikte o kongreyi yapacaklar. Orada da demiştik arkadaş biz Serok Apo'yu bekliyorduk, göndermediniz, artık silahları bırakmak gibi bir yükümlülüğümüzde kalmadı mı diyecekler. Diyebilirler. Dün mesela HDP'nin açıklaması süreç bu kadar gerginliği kaldırmaz. Ondan önce Selahattin Demirtaş'ın açıklaması çözüm için hükümetin hatalarını görmezden gelip affedemeyiz falan. Yani bir sigaya çekilmiş bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti var şu anda. Siga altında. Elde bir şey. Çözüm süreci. Üstünde çözüm süreci yazan bir değnek. Birilerinin elinde. Hep ötte böyle falan diye. Vururum ha noktasında mıyız? Böyle bir hal var. Buradan çözüm süreci çıkar mı bilmiyorum. Buradan şimdi 5-6 kişilik bir izleme heyetinden bahsediliyor. Bu akil insanlar dediğiniz ekibin Türkiye'deki karşılığı ne onu da bilmiyorum. Yani buradaki insanların Türkiye kamuoyunda bir karşılığı olacak mı? Bu akil insanlar yani onu biliyoruz akil tamam. İnsanlar. De Türkiye kamuoyunda bir karşılıkları oldu mu? Tabii onlar gittiler, gezdiler, bölgelerde gezdiler. Ne karşılık yani. Aldılar? Ne anlattılar? Yani halka barışın ne kadar hoş olduğunu ve devletin de bu manada kararlı olduğunu söylediler. Halk bunu zaten biliyor. Sevgili hocam, barış dediğiniz şeyin dünyanın en sihirli kelimelerinden biri olduğunu, barışa kimsenin hayır demeyeceğini, barışın dünyanın en güzel şeyi olduğunu bizim hatta anlamamız için bütün savaşlar da barış şarkılarıyla yapıldığını, barış için yapıldığını biliriz. Yani. Herhangi barış, bir akil Kıbrıs adamın barış anlatmasına gerek yok bize. Biz zaten biliyoruz. Yani bu dünya devletlerinin genel söylemidir. Mesela işte barış için güçlü Türkiye falan. Güçlü olma. Amerika, güçlü Amerika. Dünya barışı için güçlü Amerika falan. Güçlü Amerika yani en çok silah bende olsun, ben jandarma ama olarak ya, gideyim. Doğru bir tespittir o. Bizim de böyle bir sözümüz vardır zaten. Atasözü değil ama belki bir şiirden alınmadır. Yani barış bu anlattığınız gibi romantik bir şey değildir. Onu söylemeye hazır ol harbe, istersen sulhu salah diyor. Evet. Şimdi bu ne demek bu? Barış öyle romantik bir şey değil.
Barış işte şarkılar... Çok mekanik bir şey yani. Tabii. Savaşı silahı şakırtacaksın yani, ki Barış... Şarkılarda geçtiği gibi insanlar el ele tutuşsa, bayram olsa falan olmuyor yani öyle bir şey. Realize değil. Yani o yüzden o akil insanlar ne anlattılar? Halkı ne konuda ikna ettiler? Halkta nasıl bir karşılıklar var? Ha bu sefer halkla ilgili onu değil. Onu şöyle algılayalım ya. Sanatçılar, insanlar sanatkarları, televizyonda, sinemada gördükleri insanları efendim etiyle kemiğiyle görmekten hoşlanıyorlar. Onlara değer de veriyorlar. Hatta şöyle söyleyelim. Kalksa Allah rahmet eylesin, kötü adamların sembolüydü Erol Taş herhangi bir yere gelmiş olsa, bizim televizyonumuza gelse hepimiz ayağa kalkarız. Efendim o sihirli cam, sihirli kutu. Buraya kadar tamam. Tamam. Peki bunlar ne gözleyecekler? Yani şimdi Türkiye Cumhuriyeti devletiyle... Akil adamlar meselesini konuşmayalım. İzleme komisyonunu İşte konuşur. Onu soracağım. Bu izleme komisyonunda akil adamlardan ne olur? Olacak. Olmayabilir de. Kimin olduğu da çok önemli değil. Yani Cumhurbaşkanı buna karşı. Ben de karşıyım. Buna karşı oluşu nedendir bilmiyorum ama ben de karşıyım buna. Şu anlamda karşıyım. İki başlılık var karşı tarafta. Bir siyaset içindekiler, bir de dağdakiler. Bir de İmralı. Üç. Bir de İmralı. Şimdi siz bence barış denilen şey, evvela şu silahları bırakmayız arkadaş diyenlerle bu meseleleri görüşenlerin bir bağını kopartmanız lazım. Ki barışı tesis edebilirsiniz. Ondan sonra oturup barışı konuşalım. Şimdi diyorsunuz ki biz döner milletimizle de konuşuruz. Ancak milletinizin üzerine düşen bir silah gölgesi varsa, milletinizin üzerine düşen bir siyasi baskı varsa, bir korku varsa milletle de yapamazsınız bunu. Evet yani öyle. Şu şuna karar verelim arkadaşlar. Ay yapacaktıysanız baştan milletle yapsaydınız. Yapılabilir olsa yapardık Yok, zaten. Yok olmadı. Yani yapılabilir olmadı. Değil yani. Yapılmaz. Şimdi evvela bu adamlar, dağdakiler silahı asla bırakmayacaklar. Onların varlık sebebi bu. Gidecek yerleri yok. Silahı bıraktıkları anda tükenirler. Bir de adamlar 30'ar yıllarını yani... Şöyle bir soru sorayım hemen burada. Eğer silahlarıyla beraber sınırımızın altına, hemen altına Kobani işte onun için Suriye ve Irak'a inerlerse bizim için yeterli mi? İşte Kobani'yi onun için kurdular. Biz de biraz evvel söylediğim, götürdük atamızın mezarını Kobani'nin içine koyduk ki orada bulunalım, geldiklerinde tanklarımızla berhava edelim diye. Ancak bunun dışında da başka yerleri var bunların. Var tabii. Tabii en önemlisi de Laleş Vadisi'ndeki o korunaklı yapı. Oraya müdahale etmek çok zor. Asla, kendileri bile müdahale edemiyorlar. O Musul'da hakikaten bizim köyler cop lan dere der. Yani aşağıya doğru giden iki tarafı o Şengal dağlarıyla kaplı, çok korunaklı bir Alamut Vadisi orası. Kalesi değil belki ama orayı göze aldılar. Şimdi Kandil'den oraya inecekler. Daha evvel Amanosları düşünüyorlardı. Ancak Amanoslar bizim kontrolümüze girdi. Evet. Önceden tedbir aldık biz orada. Şimdi orayı gözlerine diktiler ve 4. kanton olarak orayı belirlediler. Oraya gidecekler bunlar. Yapılacak iş, bağı kopartıp bu adamları Laleş Vadisi'ne, Şengal Dağları arasındaki o Hasan Sabbah inine göndermek kardeşim. Başka yapacak. Oraya gidecekler ama Türkiye ile, Türkiye'deki halkla bağlarını koparmak lazım. Söylediğiniz çok önemli. Konumuz işte. Devam edecek. Bir ara verelim. Sonra devam edeceğiz. Aynen cümlenizden. Efendim 3. bölümle tekrar karşınızdayız. Kaldığımız konuyu bir bitirelim. Bu konu bitmez ama. Son cümleyi söyleyelim. Söyle. Bu konuya ancak yarın devam edebiliriz. Zira silahların gölgesinde barış olur mu olmaz mı meselesi her günün meselesi zaten. Kesinlikle. Evet. Ben silahların olmaz yani. Onun olur mu olmaz mı diye konuşmanın da anlamı yok. Silah i̇şte çareler sürece, arıyoruz. Yani silah olduğu sürece barış olmayacak. Silahı bıraktırmanın yolları aranıyor. Eğer silahı bırakmayacaklarsa bir an önce ülkeyi bıraksınlar. Bıraktırılsın ve söylediğiniz çok önemlidir. Bu meseleyi halkla tartışmakta her zaman fayda vardı. Ama o mümkün olmadı. Neden mümkün olmadı? Halk baskı altındaydı.
siyasi baskı altındaydı. Dağın baskısı, şiddet efendim, Ova'nın baskısı altındaydı. İki taraflı baskı. Bir stresleniyor halk. Evet. Hala da o baskı sürüyor. Bu arada tabii sadece böyle değil, bir de devlet tarafının da etkisi vardı. Tabii mutlaka. Bu süreç başladığında devletin de halk üzerinde baskısının olduğunu kabul hatta etmek tarihin lazım. Tarihin bile baskısı vardı. Tarihin baskısı vardı. Netice itibariyle bu baskıdan ne kadar kaldırılabilirse, baskı ne kadar kaldırılabilirse kaldırılıp halkla bu konunun konuşulacağı zeminin oluşturulması zaten çözüm süreci diye bir şeyin tam olarak rayına oturmuş ve her şeyin çözülebileceği zamandır. Evet, doğru. Oraya gelindiğinde zaten mesele çok çözülmüş doğru. olacak. Yani buraya ulaşmak için de yapılacak iş bu partiyle bu dağ denilen kesimin arasındaki göbek bağını koparmak gerekiyor. Ama onu koparmak için biraz da kendilerinin çaba göstermesi lazım. Bu koparma işlemiyle ilintili olarak yarın söyleyeceklerimiz var. Bu konuya oradan devam ederiz. Bir başka dosyamızı açacağız. Aslında dosya 3 dosyamız var. Bu 3'ten 2 tanesini görüşebilirsek iyi olacak. Bir tanesi dünden artan İslam dünyası kendini arıyor. Yarın o devam edebilir. Genel bir konu çünkü önemsiyoruz. Gökçek istifa et Arınç dedi. Arınç 8 Haziran'dan sonra görüşeceğiz dedi. Efendim birkaç günden beri Sayın Arınç'ın açıklamaları var hükümet sözcüsü olarak. Ancak kendi düşüncelerini söyledi o açıklamalarda. Bunlar benim şahsi düşüncelerim dedi. Biliyorsunuz onları artık bu dün geldiğimiz gün itibariyle ona cevap Melih Gökçek'ten ve Twitter üstünden geldi. Niyeyse? Nedense. Evet yani aslında orada sözü edilen Cumhurbaşkanı ve Başbakan'ın da zaman zaman dahil olduğu, hükümetin dahil olduğu bir konuydu o. Melih Gökçek o konunun hiçbir yerinde yoktu. Ancak nedense o taraftan bir karşı cevap, antitez gelmedi. Melih Gökçek cephesinden bir açıklama geldi. Melih Gökçek her zaman yaptığı gibi açıklamalarını Twitter üstünden yapıyor. Sanki adamın dili gide gide Türkçeyi unutacak ya. Hep Twitter'ce konuşmaya başladı. Efendim biraz fazla konuşuyor Gökçek abi Twitter üzerinden. Biraz eski geleneksel hale dönsün. Biraz düşünerek falan konuşmakta yarar var. Bülent Arınç'ı istifaya çağırdı ve paralel yapıyla işbirliğinden söz etti. Bülent Arınç'ın paralel yapıyla olan ilişkisinden dem vurdu yahut da işaret etti. Arınç buna çok sert cevap verdi. Gökçek bu sözleriyle birilerine yaranmak ve oğlunun vekilliğini Osman Gökçek değil mi? Garanti almak evet, istiyor vekilini dedi. Garanti etmek istiyor dedi. Ve arkasından 8 Haziran'a kadar hükümet ve AK Parti'yi yıpratacak hiçbir şey yapmayacağını söyledi. Ancak seçimden sonra söz konusu kişiyle ilintili 100 dosyasının olduğunu söyledi. Ve o zaman konuşacağım 8 Haziran'dan itibaren. Daha önce hatta konuşmaya da başladı. O zaman konuşacağım dedi ama ön sözü olarak dedi ki bu adam daha evvel o sözü edilen mevzu bahis yapının kucağına oturdu. Efendim Ankara'yı parsel parsel onlara sattı. Filan gibi bazı ipuçları da verdi. Eşine olan hürmetimden daha fazla konuşmuyorum dedi. Dedi evet. İyi ki konuşmadı. Gökçek buna karşılık dava açacağını söyledi. Çıkışı paralel yapının talimatıyla yapıyor dedi. Arınç arkadaşlara sordum dedi ancak. Ne diyeyim ben bu adama? Muhatap alma dediler. Gökçek benim istifamı isteyecek kadar haysiyetli biri değildir. Bu adam Ankara'yı parsel parsel bu yapıya sattı. Daha önce adaylığına karşı çıktım. Onun hıncını benden almak istiyor. Ve son salvo yine Gökçek'ten gelmiş Bülent Arınç'a açık mektup diye efendim bu burada diyor ki Gezi'de gösterdi bu çıkışını Gezi'de gösterseydin ya diye soruyor. Bir sürü laflar dolaşıyor ortalıkta. Aslında başlıklarda bu konuyla ilintili çok fazla. Girmeyelim vakit darlığından dolayı. Ne oluyor ne bitiyor diye soralım. Böyle bir toz duman içerisinde konuyu yorumlamaya çalışıyoruz. İlk bir yorum yap bakalım yani biz de bir iki laf söyleyelim. Dün siz dediniz ki ben bunun biraz daha hani seçime yönelik hamleler olduğunu düşünüyorum demiştiniz. Eğer bu seçime yönelik bir hamle ise bu. Gökçek olmamalıydı mı diyorsun? Bir kere Gökçek olmamalıydı bu işin içinde. İkincisi AK Parti başka bir parti için çalışıyor demektir böyle bir durum varsa seçime yönelik bir hamle varsa.
Çünkü bugüne kadar hiç olmamış bir şey oluyor. Otorite boşluğu diyoruz biz buna. Demokrasi dediğimiz şeyin pek aslında hani büyük bir tuhaflık olduğunu hep söylerim. Bir kere esas demokrasi siyasi partilerde olur. Çünkü siyasi partiler demokrasinin kaynağıdır. Esas başat unsurlarıdır ama siyasi partilerde pek demokrasi yoktur. Ve oradan da demokrasinin sadır olmasını beklemek tuhaf olur. Bunun herhangi bir parti için söylemiyorum. Bütün hepsi için söylüyorum. Ve orada demokratik tavırlar gösterildiğinde bu otorite boşluğuna işaret eder ve gösterilen demokratik tavırlar çok ciddi şekilde sert karşılıklar bulur. Çünkü ne demokrasidir orada? Orada parti disiplini vardır. Ve bu her parti için böyledir, her ülke için böyledir. Yani birinde öyledir, birinde böyledir değil. Sayın Arınç'ın ilk ifadeleri nezaket kuralları içerisinde meri kanunlar gereği kendilerinin yetki ve sorumluluk konumunda olduğunu söylemekti. Yani bir şey yapılıyorsa... İki sınır mı çiziyordu? Cumhurbaşkanının sınırı, evet. Hükümetin sınırı. Evet. Bunlar birbirine karışmış mıydı? Karışmamış mıydı diyeceksin sen. Şimdi ben hiç öyle demeyeceğim. Sayın Başbakan, bu şey, Sayın Cumhurbaşkanı Denizli'de yaptığı konuşmayı hatırlatayım size. 10 Ağustos'tan itibaren hükümet diye bir şey yoktur mealinde. Parlamenter sistem askıya, bekleme odasına alındı dedi. Alınmıştır. Mealinde bir cümle söyledi. Evet. Yani karışmış mı, karışmamış mı? Takdir yüce milletimizin dediğim yani, gibi bir şeydir. Parlamenter sistem bekleme odasına alındıysa onun yerine efendim onun muadili olmayan belki antitezi olan başkanlık sistemi gelmiş demektir. Fiili ancak, olarak gelmiştir demektir o cümle. Evet, yani. Gel, evet o anlama gelir. Demek ki konu bu idi. Şimdi dün de konuştuk. Farklı gündemleri var herkesin. Herkesin gündemi farklı şu anda. Seçim büyük bir kafa karışıklığıyla gidiliyor seçime. Kim büyük kitle partilerinin muhataplarını ya da seçmen kitlelerini bir alana hapsetme şansları olmadığı için, bir ideolojiye, bir fikre, bir dine, bir inanca, bir ırka hapsetme şansları olmadığı için herkese birden mesaj verme gayreti enteresan sonuçlar doğuruyor. Evet, kitle partilerinde böyle oluyor. Şimdi Sayın Arınç da burada belki son dönemi olması hasebiyle de olabilir bu. Yani 5 ay sonra vekil değil. Evet. O bakış açısıyla bir dik duruş sergiledi. Bu komik bir şey aslında. Yani vuruşa vuruşa çekilmek öyle mi? Ya evet, yani bu çok komik bir şey aslında. Hani bir demokratik tavır, bir dik duruş sergileme için 12 yıl beklemek abesli iştigaldir. Çok abes bir şeydi. Ya zaman harcamasıdır ya da en yani, basit tarifle. Yani şimdi akabinde de diyorsunuz ki Melih Gökçek Ankara'yı parsel parsel sattı. Bu yapıya sattı, malum yapıya sattı, hı-hı, diyorsunuz. Nereden biliyorsun diye soruyoruz. Birincisi nereden biliyorsun? Anlaşılan o ki biliyordu çünkü rakam veriyor. 100 dosya var bende. Şimdi birincisi bu. Nereden biliyorsun? Zaten, biliyordun, niye bekledin? Hayır, bilmen lazım. Bu hükümetin her döneminde başat aktörüsün. İki, neyi seyrettin? Sormazlar mı adama? Ben şimdi Fenerbahçe dosyasını hatırlıyorum. Dava sürerken şöyle bir söylemi vardı savcılığın. Ben biz her maçın skorunu önceden biliyorduk. Biz şunu takip ettik, yakaladık. Şunu da takip ettik peşinden, onu da yakaladık. Bekledik, iki ay sonra şunu da yakaladık. Ne yapıyorsunuz, suç işlensin diye mi bekliyorsunuz? Yani bunu yakaladın, tamam. Evet, bizim devletimizde bir gelenektir biliyorsun. Yani önce bir suçun argümanlarını, şartlarını oluştururuz. Parklarda filan görüyorum ben. Parkın ortasından bir cılga gitmiş.
Ancak parkın kenarına taş döşemiş devlet. Oradan gideceklerini biliyor. Oraya taş döşemiyor. Şuraya döşüyor. Öyle de kıvırarak döşüyor. Buradan gidin diyor. Buradan gitmiyor insanlar. Dümdüz gidiyor. Ama devlet diyor ki parkı çiğneme cezası varsa alırım diyor. Fakat orada potansiyel olarak zaten parkın çiğneneceği evet, istikamet... Çiğne diye yapmış. Çiğne de ceza keseyim. Çiğne de ceza keseyim. Çok görüyorum ben bunu buna, etrafta. Buna, şehir planlamasında buna çok... Buna çok benzer bir hal değil mi bu da? Evet. Yani sen ne yaptın? 12 yıl ne yaptın? Adama sorarlar. Dosyan biriktirdin. İlk dosyayı aldığında niye... O zaman dosya biriktirmişsen, dosya biriktirenlerle biriktirmeyenlerin kavgası gibi görünen bir toz duman var ortada. Şimdi bu durumda şimdi sen... muhtemelen başka dosyalarda başkaları tarafından biriktirildi ki... O halde herkesin mesleği midir bu dosya? Yani Twitter'dan oğlunuzla ilgili, mahdumunuzla ilgili cümleler sarf ediyor Melih Gökçek'te. Şimdi seyrettiğimiz şeyin... İki tarafından birinin haklı haksızlığı konusunu konuşabilecek durumda değiliz. Yani Melih Gökçek haklıdır, Bülent Arınç haklıdır. Böyle bir şeyi söyleyecek durumda değiliz. Zaten bilsek de hani vakıfız diyelim konulara. Bunu söylemek de abes olur. Neden? Bu işler kamuoyunun önünde bu şekilde tartışılırsa bunun adı kaostur. Yani ya da Şirazenin koptuğu andır bu. Şiraze kopmuştur. Burası kesin. Şimdi benim esas olarak dikkat çekmek istediğim bir şey var. Sayın Arınç, Sayın Cumhurbaşkanı ile ilgili kendince demokratik nezaket kuralları içerisinde bir değerlendirme yapıyor. Sayın Cumhurbaşkanı cumartesi akşamı Sayın Başbakan'la görüşüyor. Akabinde buna rağmen Sayın Arınç diyor ki ben hükümetimi her türlü tehlikeye karşı korurum. Buna rağmen. Sonra Sayın Bülent Arınç hakkında istifa etmelidir diye tweet atıyor. Dün Bakanlar Kurulu esnasında Sayın Bülent Arınç çıkıyor. Hükümet sözcüsü olarak Bakanlar Kurulu ile ilgili açıklamalar yapıyor. Sonra kendisinin Sayın Cumhurbaşkanı ile ilgili olarak bir nezaketsizlik yapmadığını, sözlerini, değerlendirmelerinin kendisine yanlış aktarıldığını, Sayın Cumhurbaşkanı'nın yanıltıldığını falan söylüyor. Evet biz bazı bilgileri de eksik vermiş olabiliriz diyor. Yani söylediklerini tevil ediyor. Ancak Sayın Gökçek'le ilgili olarak açıyor ağzını, yumuyor gözünü. Ve hala Türkiye Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı. Ve evet 4 Başbakan Yardımcısı var ama. Bunun hususiyeti başka, hükümet sözcüsü aynı zamanda. Bir, ikincisi Sayın Arınç kıdem olarak oradaki en bir numara kıdemin dışarıda bırakıldığı durumda da hükümetin Bülent iki numarası. Bülent abisi canım. Cumhurbaşkanının da Bülent abisi. Hükümetin de iki numarası. Evet tabii canım. Şimdi öyle yani herhangi bir milletvekili falan söylemiyor bu cümleleri. Karşı taraftaki kişi de Türkiye Cumhuriyeti'nin başkentinin üçüncü kralı dönemdir. Diyelim. Üçüncü dönem değil mi üç bu? Üç mü? Dört. Dört kralı. Dördüncü dönemdir belediye başkanı. Artık kral diyebilirsin canım. Yani. Ve ANAP'tan beri var. 1980 ihtilalinin hemen akabinde Keçiören Belediye Başkanlığı'ndan beri onunla birlikte 5. zaten. Hayır yani bizim gözümüzün önünde Türkiye'yi yöneten isimlerden birisi. Biri evet. Yani sıradan insanların atışması değil bu. Ve birbirlerini biraz fil kavgası bu tabii. Fil kavgasının ötesinde kesinlikle öyle. Bir de yani ithamlar öyle böyle değil. Bunun en iyi konu hani şudur doğrusu budur doğrusu falan bu bir danışıklı dövüş müdür bilmem ne midir hiç girmiyorum o işlere bu noktaya gelmez danışıklı dövüşler bu eninde sonunda Türkiye için çok büyük bir zarar hesabı açar zarar yazar buradan Melih Gökçek karlı çıkar Bülent Arınç karlı çıkar falan olmaz burada kimse kazanmaz kesin Türkiye kaybeder yani doğru efendim söylüyorsun. AK Parti gitsin. Böyle giderse AK Parti'nin gitmesinin kimseye bir faydası olmaz. Ey muhalefet. Gidiş yolu bu olursa. Ayrıca şimdi Bülent Arınç'la Melih Gökçek kavga ediyor. Diye muhalefet edilir mi? Tabii muhalefet diyor ki cerahat patladı, pislik akıyor. İlk defa hükümet
kendi belediye başkanını suçluyor. Tamam da sen bugüne kadar bu iktidara, bu iktidardan toz koparabildin mi? Onları mı bekledin? Bu ne, ne biliyor musunuz bu? Ülkede muhalefetiyle biz yaparız bu. AK Parti kendi içinden kendi muhalefetini çıkardı. Buna Tan Doğan sendromu diyebiliriz. Yani Nevzat Tan Doğan sendromu. Sendromu diyebiliriz. Yani AK Parti, herkes de var ama bu. Var tabi de. Herkes de var yani tartışmasız ama bunu yani isteyerek yapmadı ki. Ortada konuya müdahale edecek, gerçekten hakkıyla müdahale edebilen kimse olmayınca birileri çıktı kendi içinden, ya ne oluyor kardeşim dedi. Sen muhalefet olarak ne yaptın? Yani bu taşı, yani bu kumu sen çıkaramadın, Arınç'la Gökçek'ten bekliyorsun. Efendim, bildiğiniz gibi ben böyle bu programda insanlarla ilgili mümkün mertebe doğrudan konuşmaktan kaçınıyorum. Daha genel tarifler, genel tabirler kullanarak biraz da böyle tarihten köklenen bir yorumla katılıyorum buraya. Bu manada böyle o dedi, bu demedi, bu onu dedi, o bunu dedi, benim tarzım değil, bu konuyu bilmiyorum da haddi zatında. Ancak son bir dakikamız, iki dakikamız var. Metin işaret ediyor. O bir dakikada iki laf söylemek isterim. Arınç'ın yaptığını çok doğru bulmuyorum. Zira Melih Gökçek'in yaptığına, yaptığı üzerine konuşmuyorum zaten. Ancak Arınç'ın yaptığını çok doğru bulmuyorum. Zira bu konular eğer daha evvel Cumhurbaşkanı veya Başbakan'ın kendi masasında ortaya kondu, konuşuldu veya oluşturuldu ise bundan mutlaka Arınç'ın dahli de vardır, haberi de vardır. Bu manada niçin o masaya bu işler konulduğunda konuşmadı da kalktı, masanın dışında kürsüde konuştu, bunu yadırgıyorum ve bunun arkasında biraz da kişisel öfke görüyorum. Muhakkak vardır. Evet, zira bu üç dönem bu saltanat haline getirmiş, siyaseti saltanat haline getirmiş ağır abilerin vücudunun kimyasını bozdu. Bu bozulma noktasında da en fevri çıkışı Arınç yapıyor. Zira Arınç aynı zamanda Cumhurbaşkanı'nın da Başbakan'ın da abisi pozisyonunda. Sen söylersen belki dinlerler, bir şey demezler diye. Belki bu saltanat haline getirmiş siyasetçilerin, siyaseti saltanat haline getirmiş vekillerin veya genel anlamda siyasetçilerin, politikacıların ortak bir sesi gibi algıladım ben bunu. Ve yapılanın yanlış olduğu kanaati bende hasıl oldu. Bu manada Arınç'ın bir an evvel susması, Melih Gökçek'in söylediğinin önemi yok diyorum. Özgül ağırlığı olduğu doğrudur ama Abdülkadir Selvi, hepimizin tanıdığı Abdülkadir Selvi'nden bir alıntı yapalım. Bu işin sihri bozuldu. Sihri bozuldu. Katılıyorum. Bozuldu. Evet, yani zaten bu işler böyledir. Gider bir tek bit, bir ısırık atar, sihir bozulur. Sihir bozuldu cümlesine katılıyorum. Sihirsiz çözmeye çalışmak lazım bundan sonra demek. Evet, sihirle büyüyle de olmasın. Ya, biraz yani işte bu işin yani, sihri bozulduysa içerisinde. Pozitif değerlendirmeler yapalım. Rasyonel, realist değerlendirmeler yapalım. Sihre ihtiyacımız yok diyelim ve bu meseleyi Türkiye lehine, İnşallah. Türkiye veya Türkiye zarar görmeden, ülke zarar görmeden çözelim. Çünkü hani dur demezseniz ülke zarar görür. Efendim, Japon mühendisi harakiri yaptı, çok önemsedik. Ülkemin gururunu yıktım diye harakiri yaptı. Zaten bu bir dosyamızda açacak vaktimiz yok. Sevgili İnanç da dedi ki ya bizimkiler de harakiri yapmasınlar da böyle durumlarda istifa etsinler dedi. Bize yeter. Ancak biz istifa etmeyiz. Yani bizim harakirimiz istifadır. Fakat biz harakiriden nefret ediyoruz. İstifa da etmeyiz. Pişkinliğe vurur geçeriz. Ancak şu bizim ülkemizde gözümüzün önünde yapılan harakiriden örnek almakta yarar var deyip ben sözlerimi tamamlıyorum. Biliyorsunuz bunu yapma sebebi İzmit'teki
Halat kopması. Halatın kopması. Yani köprü kuruyorlar. Türkiye'de bir halatın kopması. Yani bunun da altını çizelim. Yarın biraz konuşalım. Çok duygusal bir hal çünkü. Hakikaten. Buyurun efendim. Efendim siz buyurun. Estağfurullah efendim. Yo, rica ederim siz buyurun önden. Peki. Yarın tekrar buradayız. Görüşmek üzere. Sizleri de bekliyoruz. Bütün ekip arkadaşlarımız, Sayın Yozgat ve ben, Allah'a emanet olun diyoruz.